Altıngöl'ün Biya Nehri adıyla nehre dönüştüğü yer. Yüzlerce nehir akıyor Altıngöl'e ve dolduruyor. Oradan devasa bir nehir olarak Altıngöl Biya Nehri adıyla akmaya devam ediyor. 250-300 km ötede Katun Nehri ile birleşiyor Bis kentinde ve dünyanın en büyük nehri olan Obi'yi oluşturuyor. Artı Baş'tayız. İnanılmaz bir yer. Çemal ve Artı Baş, Altay Cumhuriyeti'nin en turistik yeri. Kaybolmaması için vurulan damgalardan biri. Burada atların tamamı damgalı. Artı Baş'ta Altay'da atalarımız gibi ata da biniyoruz. Altay Dağları'nda Artı Baş'ta yani Altıngöl'ün kuzeybatı ucundaki noktada atlarımızla yürüyüş yapıyoruz. Çok güzel bir duygu. Altıngöl de uzaktan azıcık görünüyor buradan. Biraz az önce dallara fena daldık. Perişan oldum. Biya Nehri'nde rafting de yapılıyor. Burası Biya Nehri'nin başlangıcı. Artı Baş'ta trafikle birlikte atlar. At Ali'yi ezecek. Hayır. Hayır, hayır. Git. Hayır, git. Yürü hadi. Hayır. 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 Her taraf at doldu. Hayır, hayır. Hayır, gidin hadi. Gittin oğlum. La oğlum bir git. Akşamın tadını çıkarıyorduk. Bulunduğumuz yere atlar bastı. Evet. Oo. Köpek de geldi, kıskanıyor şimdi seni. İnanmıyorum. Kıskanıyor seni şimdi. İnanmıyorum.
Biri de Kırat. Baksana şunu abi. Altıngöl'de 3 saatlik tekne turuna çıkıyoruz. Şimdi yola çıkacağız. Çok güzel. Bunu yapmadan dönseydik içimizde kalırdı. Böyle Artabaş'tan ayrılıyoruz. Altıngöl gezimiz başlıyor. Hemen karşımızdaki köprüden Altıngöl nehir olup Biya nehri olarak akmaya başlıyor. Evet, uçuyoruz. Potete karabalık. İdiotuna balık ya. Bu da masumu video. Haa, okey. Ne yapayım, masumu şey. Evet, tekne turlarının yanaştığı bir yere geldik. Buradan yürüyerek bir şelaleye çıkacağız. Evet, bizim gibi turlarla gelmiş bir grup. Altıngöl'de birinci şelaleye yürüyoruz. Altıngöl gezimizdeyiz. Yarım saatlik mesafedeki bir şelaleye yürüdük. Şimdi teknemize geri dönüyoruz. Diğer şelaleye gidiyoruz. Evet, şelaleden döndük. Tekrar teknemizde yolculuğumuza devam edeceğiz. Şelaleyi görmeye gelen diğer gezinti tekneleri. O ileride anlatmıştı, o karşısı da 200 metre diyor. En dar yeri diyor gölün. Süper. Kuruşlarda da yan yaptık. Yan yaptık. Altın gölgesinde devam. Altıngöl gezimizin ikinci durağındayız. Burası bir kutsal yer. Ağaçlara adaklar bağlanmış. Manzara açılıyor. Burası Altıngöl'ün güneye doğru döndüğü uç noktası. Bu gölün bu istikamette karşısında da Balıkça köyü var ya da Balıkçı köyü var. O köye de 3-4 gün önce uğramıştık karayoluyla, jiplerle. Bu tip yüksek yerlere adak bağlıyorlar Altay Türkleri. Burası Altıngöl'ün kuzeydoğuya doğru ayrıldığı burun.
Altıngöl'de gezinti yapan teknelerin duraklarında bu şekilde yiyecek içecek, yani börek yapan yerler var. Bizdeki pişirilere benzer. Korbu adlı yere geldik. Zides Vadapat yes. Vadapat Korbu. Evet, Korbu şelalesine geldik. Şimdi Korbu uçan suyuna geldik. Korbu uçan suyunu gezeceğiz. Birçok tur teknesi yanaşmış durumda. Tekneden iniyoruz. Korbu şelalesini gezeceğiz. Soğuktu ama az önce şelalede yüzdük. Teknemize dönüyoruz, diğer bir şelaleye geçiyoruz. Şimdi Korbu şelalesini gezdikten sonra diğer bir şelaleye doğru gölün kuzeydoğu kıyılarında yolculuğumuz sürüyor. Karşımızda yayla köyü. Bu adaymış. Da. Корабль оттам не идет. Нет, она мелкая. Derin değil. Понимаете? Понимаю. Su yükseldiğinde geçilebiliyormuş. Burası bir adaymış. Evet, güzel. Evet, 150 dere, 70 tane nehrin adı Altıngöl'deyiz. Hepsi birleşip Altıngöl'ün kuzeybatı ucunda bir yan nehrini oluşturuyor. Evet, 3 saatlik gezimizin sonuna geldik. Durağımıza yaklaşıyoruz, limana. Какой деревня здесь, не Artıbaş? Yugaç. Burası Yugaç köyü, tam karşısı Artıbaş köyü. Biz ikisini de Artıbaş zannediyorduk. Burası Yugaç'mış.